Özellikle geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ayağınızın tadıyla bir de her yerden geldiniz. Sen de izlenimlerinizi hiç belirtmediniz ama bir soru soracağım. Hepimizin de merakla beklediği ve heyecanla beklediği Kürt Ulusal Kongresi için hep yani önümüzdeki bahara diye uyanıyorlar. Ki hepimiz de biliyoruz Kürt ulusunun bugün özgürlüğü ulusal birliktelikten geçer. Peki bu son izlenimlerimizle birlikte neden bunlar engelleniyor, bunlar hep erteleniyor bu ulusal kongre? Yani yoksa olayın arkasında farklı bir şeyler mi var? Yoksa Kürt ulusunun geleceği hakikaten liderlik sultasına kurban mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Şimdi her yerde KDP'nin, İran KDP'sini, onlar bir üçe bölmüşler, üç siyasi parti olmuşlar. KDP'den ayrılan bir partiyle görüştük. Onların yöneticisi bir arkadaşımız diyordu ki ya brevdu antuçini kuan mancalantırı ulusal kongrelatörü peysi antuçini ba kak mesut ayüstürü bari bar payız çan bar darmasın anlamıyorlar şimdi seni diyor ki mancalana gidiyoruz diyor ki ulusal kongreyi inşallah bu güzü toplayacağız. İyi diyoruz, gidiyoruz. Kekmesin diyor ki ulusal kongreyi inşallah bu baharı toplayacağız. Ulan bu bahar bu güz diyor, 30 sene oldu biz toplayamazdık diyor bu kongreyi. Ne olacak? Biz bu gezimiz boyunca başta talepte olmak üzere Güney Gürcistan'daki bütün siyasi partilerle artı sivil toplum örgütleri temsilciyle görüştük. Boran hareketi dışında bütün siyasi partiler, KDP'de dahil, İKİ'de dahil, Ulusal Kongre'nin bir zorunluluk haline geldiğini, yapılması gerektiğini ve yeni Ulusal Kongre'ye sayısına, etkinliğine bakmadan Kürdistan'ın bütün siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin artı Kürdistan dışındaki şahsiyetlerin ulusal kongreye tatlı sunacağı düşünülen şahsiyetlerin tamamının katılması gerektiğini beyan ettiler. Kimisi de talebimiz bu doğrultudadır. Biz o zaman dedik ki heyet olarak Nevroz Kürtler için milli bir gündür. Her yerde ulusal bayram olarak kutlanıyor. Bu Nevroz'dan önce biz bu kongreyi toplayabiliriz istersek. Yapmamız gereken hemen bir komite oluşturalım. Kongre Hazırlık Komitesi ve o komite tespitler yapsın. Katılmak isteyen siyasi partiler isim versinler. Sonuç itibariyle bir 15-20 günlük süre içerisinde eğer istenirse bunlar olur. 15-20 gün içerisinde katılımcıların isim listeleri tespit edilir, kendileriyle görüşülür, işin bütçesi oluşturulur. Yer temelinde bu konuda da en şey olanı da Güney Kürdistan'dır. Güney Kürdistan şu an için onlar diyebilir azat olan bir yerdir. Kongre'nin orada toplanması açısından önemli. Ama komitenin oluşturması konusunda KDP'deki arkadaşlarımız bize bir tane yetkili gösterdiler. Onunla görüşmemizi istediler. Biz o yetkiliyi bulamadık. Ve döndük. Olay bu. Herkes istiyor. Ama fiili adım atılmıyor. Biz gitmeden iki gün önce Suriye Kürtleri güneyde bir araya gelmişler. Suriye Kürtleri kendi aralarında bir konferans düzenlemişler. Suriye'deki olaylarla ilgili Kürtler arası bir birlik sağlamaya yönelik. Suriye'deki Kürtlerin %70'inin PYD temsilidir. PYD'yi davet etmiyorlar. Şimdi ulusal kongre düzenleyeceksin.
Örneğin okmama işte PKK'yı davet etmeyeceksin. HDP'yi davet etmeyeceksin. YKT'yi davet etmeyeceksin. Moral'i davet etmeyeceksin. Öbürler ya sen şahsiyetsin olmaz diyeceksin. Yani bu mantıkla bir yere varmak mümkün değil. Biz PYD'li arkadaşlara sorduk. Dediler ki KDP'liler katılmamışlar. Davet etmiş. Hayır dedi. Bizi davet etmediler. Biz kalktık gittik. Dedik ki bizi niye davet etmediniz? Vallahi siz misafir olarak katılabilirsiniz demiş. Şimdi %30'luk bir kesim %70'e diyor ki kongrenin sahibi benim. Sen de buyur gel otur. Yani bunu bir Türkiye söyleyebilirsin ama demokrat bir Türkiye gel. Biz ulusal kongremize şeydir, sen de dostsun. Bize yardımcı oluyorsun, sen de misafir olarak katıl dersin ama davanın sahibi olan insanlara diyemezsin. Benzer çelişkilerle yarışamıyor ama biz parti olarak gerçekten ulusal kongremi bu süreçte özellikle Orta Doğu'nun iyice çalkalandığı bir değişim sürecini yaşadığı dönemde zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu gezi belki tam olarak sonuç vermedi ama devam edeceğiz yani sağcı olacağız. Senin dediğin olan ileri şeyi var. Biz koltuk kaptık mı işimiz biraz değişiyor. Evet, çok güzel. İbrahim Bey vardı bizim hep dönemi. Malatya'da çekildiğimizde. İbrahim Bey, Refah Partisi ile biz üzerinden görüşme yaptık, onlarla ortak şeye gireceğiz, Erbakan Partisi ile. İbrahim Bey böyle bir şey olmaz dedi. Asla dedi, bu ihanettir dedi, biz ondan yılmayız. Sonra koca ile görüşüp, koca da her şeye yatan birisiydi. Onu dedi, kabul ettik, isim istiyorlar bizden. İsim vereceğiz, İbrahim Bey, ben de. Dedim ya İbrahim ne oldu, sen nasıl ara veriyorsun, itiraz edin. Ya diyorum Murat diyor, sen hiç diyor o koltuğu oturmadık ki diyor. O koltuğu diyor, sen her şeyi yaptırıyor. Şimdi bazı koltuklar gerçekten bizden sıkıntı yaratıyor. Evet. Peki.